Masanın lideri olarak benim emirlerimi yerine getireceksiniz. Derhal! Lan Yiğit, daha ne emir verdiğini söylemedin. Bir acil yerine getir diyorsun. Dalını budağını keserim senin. Pardon Hayri Baba, birden gaza geldim. Yoksa ortada bir şey yok, rahat olun. Mikail abi, ya bana bir bak bak, ya bana bir baksana. Ben burada neciyim? Gerçekten ben burada neciyim? Ben senin kardeşim değil miyim? Ya bir kere de emirleri ben vereyim ya. Gerçekten canım çok çekti abi. Gerçekten canım çok çekti. İnanamazsın. Lan Kinga City, çocuk oyuncağın bu. Canını istemiş de emir verecekmiş. Biz koskoca şirketiz, it! Biraz ciddi olun. Koskoca şirket derken? Abi, pazarda tezgahlarımız var ya, o ne diyor işte onu? Başka bir şey yok. Doğru. Şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bizden sonra gelecek olanlar da hazırda bekliyor. Baksana, sırtlan gibi bakıyorlar. Kinyas amcam, ben bunların arasında oturmaktan çok sıkıldım. Artık orada oturmak istiyorum. Lan it! Sen ne zaman büyüdün de bu masada oturacaksın? Dalını budağını keserim senin. Yok Hayri Baba, ondan değil. Canım orada oturmayı çok çekti. Sanki burası 7 yıldızlı otel lobisi. Aynı mekandayız işte. Enişteniz olarak orada oturmayı en çok ben hak ediyorum. Çünkü en çok dedikoduyu ben yapıyorum. Hayri Baba, şirketi büyütmek için gece hale gelen arabaları soysak mı? Güzel fikir. Ben bu dedikoduyu hemen evdekilerine anlatayım. Hayır olmaz. Onlar Cihan'ın, FBI'nin arabaları olabilir. İçinde sebze meyve yerine dinleme cihazı bomba katmışlardır. Nasıl yani abi? Biz hiçbir şey anlamadık. Aynen, ben de anlamadım. Şunu güzel anlatın ki gidip adam gibi dedikodu yapayım. Yani diyorum ki o arabaları soyarsak o bombalar elimizde patlar. Duydun mu Zekoiti? Arabalarda bomba varmış. Enişteiti, buradan sana malzeme çıkmadı. Dedikodu yapamayacaksın. Duydum Hayri Baba, duydum. O zaman biz de mazotları boşaltırız. Ulan Zeko, illa bir şeyler çalacaksın değil mi? Ne güzel İstanbul be. Ne yapayım abi? Biz Hayri Baba'dan böyle gördük. Lan it! O kadar şey öğrettim ben sana. Sadece bunu mu öğrettin? Zaten öğlene kadar uyuyor. Nerede rahat iş var? Zeko Bey orada. Mikail abi, var mı var mı? Bize vereceğin güzel bir emir var mı? Bak dinliyoruz ha. Evet Mikail Reis, bir emir ver de ben de gidip dedikodusunu yapayım ya. Şu an aklıma hiçbir şey gelmedi. Sen de karı gibi dedikodu yapmayı bırak. Ne güzel İstanbul be. Aklına bir şey gelmemiş. Bak hele şu ite. Gören de kendini çok akıllı biri sanır. İkide bir şu burnunu çekip durma lan it. Yok Hayri Baba, soğuk almışım ya. Ondan sürekli burnumu çekiyorum. İnşallah korona olmamışımdır. Amcam, eğer kendini rahatsız hissediyorsan koltuğuna ben oturabilirim. Zaten çok hevesliyim baba olmaya. Hiç tavsiye etmem Kaplan. Sonra sen de burnunu çekip durursun. Senin de o it burnunun sesini çekemeyiz. Ya o değil de, biz bu sefer niye toplandık buraya? Haber olan var mı lan? He? Ekibi yönetmek için beni ödüllendirecektiniz ya. Ondan dolayı toplandık amcam. Yok oğlum, ne alakası var? Bahçeye gidip limon çalacaktık. Bahçe mi? Limon mu? Ne alakası var lan? İç işte. Ne olacak? Hepiniz içsiniz. Hepinizin dalını budağını kesmek lazım. Toplanmamızın asıl sebebi size yeni emirler vereceğim. Onun için toplandık. Emirler neymiş abi? Artık işe geç kalmak yok. Kaytarmak da yok. Eğer kaytaran olursa infaz edilecektir. İnfaz derken? Eve alınmayacak, parasız bırakılacak ve... Ve senin bahçedeki itlerle aynı yerde kalacak. Olabilir. Aslında iyi bir fikir. Neden olmasın? Size bir şey diyeyim mi? Hepiniz içsiniz lan. İyi ki bizi seyrettiniz. Nasıl etkilendiyseniz artık. Sen de etkilenmişsin ya işte. Sürekli bize it deyip duruyorsun. İçsiniz de ondan. Ne boş boş konuşuyorsunuz? Hadi tezgahların başına. Ne tezgahı Hayri Baba? Akşam oldu artık ya. Hadi gidelim de yeni bölüm var bugün. Ne güzel İstanbul. Lan aslında ben de merak ediyorum yeni bölümü. Hadi gidelim de biz de izleyelim hep beraber. Hadi gidip izleyelim Hayri Baba. İzleyelim de belki biraz daha etkileniriz. Ne güzel İstanbul be.